Issız bir adaya düşseniz yanınıza almak isteyebileceğiniz kitaplar klişesini hepiniz duymuşsunuzdur. Ben de bu videoda bir gün ıssız bir adada gözlerimi açıp da bir Jigsaw gibisinden bir adam tarafından tutsak edilmişsem, o adada hangi kitapları bulundurmak isteyebileceğimden bahsedeceğim. Fakat bu şöyle olmayacak arkadaşlar, çünkü ıssız bir adaya düştüğümde ben Kürk Mantolu Madonna, Şeker Portakalı gibi kitaplarla baş başa kalırsam muhtemelen ayılara ya da işte o adanın tropikal böyle hayvanlarına falan yem olurdum muhtemelen. O yüzden bu videoda sizle biraz realist yaklaşacağız arkadaşlar. Bu videoda önereceğim 5 kitaptan ilki Bear Grylls'ın Hayatta Kalma Kılavuzu olacak. Aslında Bear Grylls'ın ben belgesellerini izliyordum ve adam o kadar manyak ve hani ıssız bir adaya düşseniz yanınıza alabileceğiniz ilk adam ki böyle karşılaştığı yılanların böyle derisini çıkarıp suyunu bile çıkaran bir adam, yani böyle düşünün. Yani hayatta kalma konusunda muhtemelen Survivor yarışmasına katılsaydı her sene birinci çıkabilecek bir adamdır diye düşünüyorum Bear Grylls. O yüzden eğer belgesellerini biliyorsanız Bear Grylls'ın, kitaplarına da bakabilirsiniz. Portakal Kitaptan çıkıyor diye biliyorum Bear Grylls'ın kitapları. Hayatta Kalma Kılavuzu da böyle ıssız bir adada neler yapabileceğiniz konusunda biraz daha kişisel gelişime kayan bir kitap ama yani bu survival, işte yaşam kılavuzu, bu kampçılık, işte bu ıssız bir adada kendinize bakabileceğiniz konular konusunda bence bir başlangıç kitabı niteliğinde bir öneri olarak alabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi ikinci önereceğim kitap çok daha sağlam bir kitap olacak arkadaşlar. Bunun Türkçe çevirisini bulamadım ama eğer bir gün Lost gibisinden bir diziyle birlikte bir uçak kazasında kendinizin gözlerini bir adada açacak olursanız muhtemelen John Lofty Wiseman'in The Sas Survival Handbook adındaki İngilizce kitabını yanınızda bulundurmak isteyebilirsiniz. Çünkü bu kitap gerçekten de hani bir adanın içerisinde kaldığınızda neler yapabileceğinize dair ve hani o adadan bir devlet ve imparatorluk bile kurabilirsiniz o kitabı okursanız. Çünkü bu kitabın içerisinde malzemeler, işte yiyecekler, barınma, işte afetler, coğrafya, topografya, işte bunun gibi pek çok konuda bir adada nasıl yaşamaya tutunabileceğiniz konusunda pek çok öneri barındırıyor. Muhtemelen Lost'taki karakterlerin hepsinde böyle bir şey olsaydı o Lost'un son bölümündeki rezalette yaşanmazdı diye düşünüyorum. Lost çok kötü bitti bence arkadaşlar. Lost'un sonu nasıldı ya? Lost çok bozdu. Bayağı bozdu yani. Öyle böyle değil. İnanılmaz bozdu. Çok fazla bozdu yani. Öyle bir o kadar bozdu. Önünü alamadık öyle kötü bozdu yani. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar sekmesine beklerim eğer Lost'u izleyenler varsa. Yani zaten bu John Wiseman adındaki adam emekli bir SAS Özel Kuvvetler mensubuymuş. O yüzden hani böyle bir profesyonel ve uzman kişiden ıssız adada kalma rehberini okumak bence daha mantıklı bir seçim olurdu. Bear Grylls'ın kitabıyla başlayıp John Lofty Wiseman'ın bu kitabıyla devam etmeyi tercih edebilirsiniz. Tabii ki de bir gün ıssız adada kalmak için bir kitap okumak istiyorsanız bu videoyu izliyorsunuz. Onu da söyleyeyim dedim. İşte bıçaklar, böyle su, tuz, afetler gibi garip garip konular hakkında aslında okuyabileceğiniz bilgiler var bu kitaplarda. Şimdi önereceğim realist kitaplardan sonra biraz daha alıntılarla yaşıyorum özgünlüğündeki kitaplara geçelim. Bundan sonra vereceğim 3 kitap aslında kurguyla gerçek karışık gibi olacak kitaplar olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü önereceğim kitap mesela José Ortega Gasset'in Avcılık Üzerine adlı kitabı olacak. Şimdi bir adada kalırsanız arkadaşlar muhtemelen bir av olacaksınız ya da siz avcı olacaksınız. Bunun kaçarı yok. Çünkü herhangi bir malzemeniz olmayacak yanınızda ve böyle olunca da kendi malzemelerinizi kendiniz yapacaksınız. Ya av olacaksınız ya da siz avlayacaksınız. Yani aslında bir ilkel hayata alışma denemesi yapacaksınız. Avcılık, toplayıcılık gibisinden bir dönemin içerisinde uyanacaksınız gibi düşünebilirsiniz. O yüzden José Ortega Gasset'in Avcılık Üzerine adlı kitabı aslında hem bu doğadaki avcılık ve av olma konusunu işliyor, hem de aslında insanın doğal seçilim sürecinde bir av mı yoksa avcı mı olduğunu sorguluyor. Yani bir ıssız adaya düşseniz böyle hani felsefe ve avcılık üzerine bir kitap okumak ister misiniz bilmiyorum ama eğer hani bu avcılık konusuna biraz felsefi yaklaşmak isterseniz José Ortega Gasset'in, söyleyemiyorum da zaten çok önemli değil, José Ortega Gasset'in Avcılık Üzerine kitabını okuyabilirsiniz bence.
Son önereceğim iki kitap zaten bu kanaldaki gördüklerinizden olacak. Önceki videolarımda da bu kitaplardan bahsetmiştim. Dördüncü kitabımız İbn Sina İbn Tufeyl'in Hayb'in Yaksan kitabı olacak. Ben bu kitabı bir kere daha önermiştim biliyorsunuz ki. Bu kitapta aslında bir adada böyle sıfırdan itibaren Tanrı'nın ona ruh üflemesiyle başlayan bir yaşam anlatılıyor. Aslında bu Robinson Crusoe romanının da buradan etkilendiği söylenir. Ya da Spinoza'nın bu Hayb'in Yaksan kitabını çevirdiği söylenir. O yüzden hani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da ilk Müslümanların ilk felsefi romanı dediği Hayb'in Yaksan'ı mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Yani sadece ıssız bir adada bir yaşam başlaması gibi düşünmeyin. Belki biz de dünyada bir ıssız bir adada yaşamımıza başladık. Sadece etrafımıza çeşitli insanlar, çeşitli şehirler kondurulmuş olabilir. Fakat bazı insanlar kendini hala ıssız bir adadaymışçasına hissediyor da olabilir. O yüzden bu kitaptaki Yaksan'ın oğlu Hay'ı okumak isterseniz bence bir adada yaşamaya başlamak ve oradan bir tanrı bilincine uğraşmak, bire ulaşmayı okumak isterseniz muhtemelen ıssız bir adada yanınıza alabileceğiniz en nitelikli kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum Hayb'in Yaksan kitabının. Bütün bu kitapları aldıktan sonra muhtemelen hayatta kalırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü hani avcılık üzerine bir kitap aldım ya da işte John Lofty Wiseman'ın kitabı zaten beni muhtemelen yaşatır diye düşünüyorum. Çünkü her şey yazıyor onda realist olarak. Yani ben böyle düşünüyorum arkadaşlar biraz. Şimdi kamp, barınma, yiyecek, böyle botanik gibi konular barındıran kitaplar alırsak muhtemelen ıssız bir adayı daha çok yaşanabilir hale getirebiliriz. Çünkü Survivor'daki gibi bize böyle yiyecekler ya da ödül oyunları getirilmiyor olacak. Ondan dolayı 5. kitabı sadece kendi en sevdiğim kitabım olan Niteliksiz Adam olarak belirlemek istiyorum. Çünkü hayatta kalırken bu hayatta kalmamı da kaliteleştirmek istiyorum. Çünkü yani bu 4 kitaptan sonra bir de böyle Niteliksiz Adam gibi bir kitabı koyarsanız bence o kitabı böyle ıssız bir adada kalırken her zaman okumak isteyebileceğiniz bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Yani işte bir 5-10 yıl geçer belki bir gemi beklersiniz. Ama Niteliksiz Adam okuyorsunuzdur belki o gemiyle gitmek istemezsiniz. Çünkü ada hayatı çok hoşunuza gitmiştir. Bu arada bu ada hayatı konusu da çok ilginç bir konudur. Çünkü mesela Ayfer Tunç'un Suzan Defter adlı kitabında da bir ada düşüncesi vardır. İşte ada rahim gibidir denir. Böyle hani dört tarafı, üç tarafı denizlerle, sularla çevrili kara parçasıdır biliyorsunuz ki ada. Ve böyle olunca hani farklı bir düşünce biçimi oluyor. İzole ve yalıtılmış bir mekandan bahsediyoruz biz burada ve hani mimarlık düşüncesi içerisinde de değerlendirdiğim zaman gerçekten çok farklı bir düşünce. Ve çünkü hiçbirimiz adada yaşamıyoruz ve şu an yaşayışlarımız bir ada düşüncesine de uygun değil. O yüzden bu hayatta kalma konularıyla bu izole yalıtılmış mekan konularını birleştiren bu tür kitaplar önermek istedim size. Tabii Niteliksiz Adam'dan bahsetmiyorum. Niteliksiz Adam benim hayatımda en sevdiğim kitap olduğu için tamamen zevkten ve keyiften önerdiğim bir kitap oldu arkadaşlar. Evet, bu videoda size 5 adet kitap önerdim. Dediğim gibi arkadaşlar böyle bir ıssız bir adada kalmışsanız oraya kürk mantolu madonna, şeker portakalı işte ya da bunun gibi ponçik ponçik kitaplar alırsanız muhtemelen ıssız bir adada yaşayamazsınız. Yani ayılara falan yem olursunuz işte kürk mantolu madonna ve kahve fotoğrafları falan çektiğinizi gösterirsiniz ayıya. O yüzden sessiz olun. Bear Grylls ya da John Lofty Wiseman gibi böyle şekil şükür adamların böyle hayatta kalma kılavuzlarını okuyarak ıssız bir adaya gidin. Benim önerilerim bunlar oldu. Sizin de aklınıza gelen böyle ıssız bir adada kalabileceğiniz kitaplar varsa tabii ki de yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu ana kadar bu videoya like atmamışsanız, beğeni atmamışsanız lütfen bu videoya beğeni atarsanız beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Kitaplarla kalın. Görüşmek üzere.